Bugün Heidegger hikayesini size anlatacağım. Haydi. Hep büyük olsun gidiyor. Ben kısa bir zaman bağları doğru bir çıktı yol. Der. Yolun iki tarafında yeşil tarlalar ve ağaçlı olduğunuz. Yönetimde yol birden yön değiştirir. Böyle tırıkla çıkar. Burada da yükseldikçe daha yolunu parçalıyor ve bitiyor. Yarıyla mis gibi koktuğunu serinle dönüyor. Saflaştığını duyarsınız. Kırdan aşağıya baktığın zaman manzaranın seyrini duyun olmaz. Sıcak bir azan günde sıcak su kulübü pek büyük kız küçük kızın günden sonra bir doğru tıklıyor. Çünkü günün değil. Her yeri bir küçük kız kalktı. Geçirilmiş küçük beşiş. Ayağında altları kılan tırtıklı daha ayakkabısı vardı. Daha yağlayacak nefes nefesi kalmış zor geliyordu. Burası dört kişinin geldikleri zaman pencere açılmaya kapıları kadınlar çıkmaya ve her taraftan büyük kızı seslenmeye başladı. Dedi ki kendisi bu köyden merhaba dedi. Kutur eğer kalırsa gelirsin beraber mancılı nasılsın? Dedi durdu ve kutuya yeni bıraktı. Çocuk bundan fazla. Hemen yolun kenarına oturdu. Zaman yoruldun mu Haydi diye sordu. Yarını çok sıcakladım. Bu büyük kızın adı Clara'ymış. Biraz sonra yukarıda olacağız. Biraz daha gayret et. O sırada bağıran şişmancı kadın evden çıktı ve onların yanına geldi. Haydi ayağa kaldı. Kadın arkasında yürümeye başladı. Ulan dedikoduya başlamışlardı bile. Dede, bu güzel kız nereye gidiyorsun? O herhalde Ölen ablanın çocuğu olacak. Evet, ona Alp'in ihtiyarını götürüyorum. Bundan sonra onun yanında kalacak. Ne? Bu çocuk Alp'in ihtiyarının yanında kalacak mı dedim. Saklımı kaçırmışsın dede. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin? Bak göreceksin o ihtiyar. Bu çocuğu ve seni geri gönderecek. O çocuğun dedesidir. Şimdiye kadar çocuğa ben baktım fakat şimdi kendi ben burada bir iş buldum. Ama bu çocuk da beni almıyor. Kız dedesi baksın. İhtiyar aksi bir insan olmasına haklısın derdim. Fakat ne biliyorsun? Sonra bu kadar küçük bir çocukla dağ başında ne yapsın? Başında yani nasıl bir yer dedi. Bir çocuğun evinde çalışacağım. Doğrusu ben çocuğun yerinde olmak istemiyorum. Nasıl bir insan ol? Doğru dürüst kimse bilmez. Kimseyle konuşmaz hatta selamlaşmaz.
Küçük kızın adı Haydi. Yılda bir kere olsun kiliseye ayağını atmaz.